sizlerle birlikte biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez karşı karşıyayız. Bu hem 100 günlük belediye çalışmalarımızı hem de sizinle bir arada olup Denizli'yi, gündemi ve belediyeyi, Pamukkale Belediyesi'ni birlikte konuşmaya geldik. Hepinizin bildiği gibi bu süreç içerisinde hem kampanya döneminde hem kampanya sonrasında Pamukkale ve Pamukkale için yapacaklarımızı hep sizlerle birlikte paylaşmıştık. Ama bugün geldiğimiz noktada da bu yaklaşık 100 gün daha da geçti aslında. 1 Nisan'dan itibaren Denizli Pamukkale Belediyesi'nin çalışmalarını sizler de izliyorsunuz. Biliyorum zor bir bölgeydi, zor bir belediyeydi. Ama biz beklentimizin daha da üstünde bir zorlukla karşılaştık. Daha büyük sorunlarla karşılaştık. Ama hiçbir zaman bu sorunların arkasına sığınmadık. Hiçbir zaman bu sorunlarla ilgili gelecekte yapacaklarımızı bahane etmemek adına gündeme de getirdik. Dedik ki kendi içimizde, kendi bünyemizde bu işleri nasıl düzeltebiliriz ve bu süreç içerisinde geldiğimiz bugüne kadar da 1 Nisan'dan itibaren sürekli bir plan dahil içerisinde ve verdiğimiz vaatleri ve verdiğimiz sözleri de yerine getirerek bugüne kadar geldik. Evet, zor bir belediye, zor bir alan, geniş coğrafyası, çok geniş bir alan. Bir ucu Havas'ta, bir ucu Güney'de, bir ucu Çal'da geniş bir coğrafyaya sahip bir ilçemiz Pamukkale. Dolayısıyla tabii verdiğimiz sözler, taahhütlerimiz vardı, projelerimiz vardı ve bunları nasıl hemen harekete geçirebiliriz, nasıl planlayabiliriz ve bu içinde bulunduğumuz bütçeyi nasıl kontrol altına alabiliriz? Çünkü çok dağınık ve tablo çok geniş bir borç yüküyle karşı karşıya gelmiştik. Ama dediğim gibi hiçbir zaman bunları bahane etmeden yolumuza devam ettik. Bu zaman dilimi içerisinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla hemen bir anket formu oluşturarak onların beklentileri, düşünceleri, bizden neler istiyorlar, nasıl bir Pamukkale özlemi içerisindeler. Bunlarla karşılıklı görüşerek de bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bize ziyarete gelenlere, bizim gittiklerimiz, arkadaşlarımız hep şunu söylüyor: birlikte yönetmeye, birlikte bu Pamukkale'yi düzeltmeye, birlikte bu şehri en güzel ismine yakışır hale getirmek için neler yapabileceğimizi planladık. Verdiğimiz sözlerimiz vardı. Özellikle biliyorsunuz Pamukkale ilçesinde çöp poşetimiz daha ki seçim kampanyasında bile hep önümüze çıkmıştı. Onu hızlı bir şekilde hemen hayata geçirip dağıtılıyor şu anda. Bir halk ekmek projemiz vardı. Tahmin ediyorum bir hafta içerisinde onlar da hemen büfelerde ekmeklerimiz satışa çıkacak. Sürekli vatandaşımızın içindeyiz. Onların beklentileri ve düşünceleri nelerdir? Bizlerden neler istiyorlar? Bu anlamda tabii bizim en çok belimize büken geçmiş borçlar ve bütçe. Bu bütçeyi nasıl sağlıklı bir hale getirebiliriz? Bu bütçeyi nasıl bir plan dahilinde yönetebiliriz? Bunun şu anda çalışmasını yapıyoruz. O da belirli bir zaman dilimi içerisinde rayına girecek diye inanıyorum. Orada da bir sıkıntımız olmayacak. Tabii her geçen gün borçlar daha da bizim belimize bitiyor. Çok ciddi bir borçlar var. Kredi kullanılmış, aşırı derece kredi kullanılmış. Günümüzde şu anda biliyorsunuz faizlerin çok yüksek olmasından kaynaklı ciddi bir kredi, her ay ödediğimiz bir kredi borcumuz var. Ama yine başta da söylediğim gibi bunlar hiçbir zaman bizim bahanemiz olmayacaktır. Pamukkale hak ettiği yeri, hak ettiği ismi bu 5 yıl süre içerisinde yerine getirilecek ve en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu süreçte tabii ki en önemli bizim hem gözümüz hem kulağımız olan sizlersiniz. Bizlerin bu yaptığı çalışmaları ve vatandaştan gelen bilgileri bize aktaracaksınız. Biz de size aktaracağız. Bundan sonra birlikte güzel bir birliktelik de olacağına inanıyorum. Büfelerimiz de hazırlandı şu anda. Ekmek ihalesini ihale yapmak zorundayız biliyorsunuz. Dolayısıyla o yer bir süreci var. Onu bekliyoruz. Şu anda net bir fiyatımız yok ama şöyle bir şey söyleyebilirim size. Biz kar amaçlı kesinlikle zaten gitmeyeceğiz. Böyle bir düşüncemiz yok. Kaça alabiliyorsak, bu ihale kaça alıyorsak aynı fiyat veya hatta belki de biz üzerine katkı koyarak en ucuz şekilde vatandaşımıza ekmeği sunacağız. Evet, başkanım buradayız. Teşekkür.